İyi günler sayın seyircilerimiz. Günün gelişmelerini aktardığımız haber bülteniyle karşınızdayız. Çok tartışılan ve gaziler davası olarak bilinen dava sonuçlandı. Mahkemeden beraat kararı çıktı. Kararla ilgili bir açıklama yapan eski başbakan Agim Çeko, beraat kararının adil ve beklenen bir karar olduğunu belirtti. Salı günü kararın açıklanmasının ardından açıklamada bulunan Çeko, ben ve gazilerin doğrulanması komisyonunun diğer üyeleri için verilen beraat kararı adil ve beklenen bir karardı. Baştan beri kendimi suçsuz hissettim ve bu süreçte bunu kanıtladık dedi. Agim Çeko, eski savunma bakanı Rüstem Berişan, milletvekili Şkumbin Demilayay, Nureddin Rüştaku, Sadık Halitay, Çel Gaşi, Şükrü Buya, Ahmet Daku, Faik Fazlıyu, İsmail Elezay, Fadil Şuday ve Cavit Yaşaray görevlerini kötüye kullanmak suçundan yargılandıkları davadan beraat ettiler. Prişne Temel Mahkemesi 19 Haziran 2019 yılında bu davayla ilgili iddianameyi doğrulamıştı. Karar ise 2019 yılının Ağustos ayında Temyiz Mahkemesi tarafından da teyit edilmişti. Merkez Seçim Komisyonu COVID-19'la enfekte olduktan sonra izolasyon altında kalan kişilerin vatandaşlık yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve anayasal haklarını kullanmaları, yani 14 Şubat erken seçimlerde oy kullanmaları için hazırlıklar yaptı. Merkez Seçim Komisyonu Sözcüsü Valmir Elezi, mobil ekiplerin seçim günü koronavirüs bulaşmış vatandaşların da oy kullanmasına özen göstereceklerini söyledi. Merkez Seçim Komisyonu, COVID-19'da enfekte olan ve oy verme yerine gidemeyen vatandaşlar için bir çözüm bulmak için çaba harcadı. Podyava ve Kuzey Mitrovica'da düzenlenen seçimlerde MSK, COVID-19 bulaşmış kişilerin kayıt, teyit ve oy kullanmalarına ilişkin bir talimat hazırladı şeklinde açıklamalarda bulunan Elezi, izolasyondaki kişilerle irtibata geçeceklerini ve oy kullanmaları için seçmenlerin adreslerine gideceklerini bildirdi. Kosova'da son 24 saatte 294 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 9 kişi ise hayatını kaybetti. Diğer taraftan 281 kişi iyileşti. Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada gerçekleştirilen 1729 test sonucunda 294 kişide COVID-19 virüsünün tespit edildiği belirtildi. Kosova'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 56.412'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1420'ye yükseldi. Ülke genelinde 5279 aktif vaka bulunuyor. Belediyelerde korona vakası sayısı açısından 101 vaka ile Priştine yine birinci sırada yer aldı. Fransa koronavirüsle mücadele kapsamında Kosova'ya tıbbi ekipman bağışında bulundu. Mevcut Sağlık Bakanı Armen Zemay, Fransa'nın koronavirüsle mücadele kapsamında Kosova'ya bağışladığı tıbbi ekipmanları teslim alarak bu bağış sağlık personelinin salgın ile mücadelesini kolaylaştıracaktır dedi. Bakan Zemay, Fransa'ya teşekkür ederek geride bıraktığımız yıl ve 2021 yılında da alınan bağışların koronavirüsle mücadele için teşvik edici olduğunu ifade etti. Fransa Kosova'ya oksijen jeneratörü, oksijen konsantratörü, termometreler ve oksijen maskeleri bağışında bulundu. Söz konusu tıbbi ekipmanlar, COVID-19 hastalarının tedavisi yanı sıra oksijen ihtiyacı duyan diğer hastalar için de kullanılacak. Sayın seyircilerimiz, tüm siyasi partiler gibi Kosova Demokratik Türk Partisi de seçim etkinliklerine hız verdi. KDTP Genel Başkanı Prizren'de faal olan Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Kosova Demokratik Türk Partisi Prizren Şubesi tarafından düzenlenen kahvaltı yemeğine Prizren'de faal olan STK temsilcileri katıldı. Burada bir konuşma yapan Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka, Türk toplumu üzerinde bir rehavetin olduğunu söyledi. Sizler bütün derneklerin başındasınız. İster aile ister üyeleriniz bazında belki artık bir dirilişe geçmemiz gerekiyor. Türk toplumunun yeniden canlanması gerekiyor. Türk toplumun yeniden Türkçe'ye, Türklüğe, Türk diline, Türk kültürüne, Türk eğitimine sahiplenmesi gerekiyor. Damka, Türk toplumunun kendine gelmesinde en büyük rolün Türk dernekleri üzerinde olduğunu söyledi. Milli ruhumuzu artık uyandırmamız gerekiyor. Özellikle genç nesillerimizde bunu kaybediyoruz. Özlemişizdir bir derneğin bir faaliyetinde bilet almayı. İki gün önceden biletin tükenmesini özlemişiz. Yani bu bizde kayboluyor. Ya yani bunu kaybedersek
Emin olun gençlerimiz daha artık yani buradaki o mücadelemiz, o varlığımız yok olacaktı. Bunun için artık hepimiz bir silkelememiz gerekiyor. Kişisel sorunları bir kenara bırakıp toplumsal olarak düşünmemiz gerekiyor. Çünkü geç olacak. Geç olmadan lütfen ama lütfen ricam daha sık bir araya gelelim. Daha kapsayıcı ve ileriye doğru projelerimizle oturalım, kafa yoralım. Çünkü geleceğimiz buna bağlı. Türk toplumunun Kosova'daki geleceği buna bağlı. Son dönem milletvekili Fidan Brinajlıta da Türk dernek temsilcileriyle bir araya gelmelerinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Pandemi nedeniyle tabii kurallara uyarak çok kalabalık ortamlar yaratmadan insanlarla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Kosova Demokratik Türk Partisi'nin yıllardır verilen mücadelesini ve bundan böyle de Kosova Türk toplumunun tek parti olarak bu partinin yanlarında olduğunu belirtmek üzere dernek başkanlarımızla bir aradayız. STK temsilcileri yanı sıra yemeğe Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan ile Kosova Demokratik Türk Partisi Prizren Şubesi Başkanı Levent Buş da katıldı. Kosova Veliler Konseyi, Prizren'in Luciano Motron İlkokulu öğrencisi olan 15 yaşındaki LB'nin öldürülmesi ardından tepkide bulundu. Bu öğrenci dün bıçakla öldürüldü. Veliler Konseyi, Kosova okullarında öğrenciler arasında kaydedilen şiddet olaylarından tedirginliğini dile getirdi. Veliler Konseyi'nin bildirisinde, Prizren'de öğrenci LB'nin bıçaklanması ve ölümü, öğrencilerin yaşamını ve fiziksel bütünlüğünü etkileyen bu fenomeni ciddi şekilde ele almak için kurumlarımız ve veliler için bir alarmdır. Kosova Veliler Konseyi olarak bizler öğrenci güvenliği eksikliği ve okullarda şiddet olduğunu sürekli olarak dile getirdik ve aynı zamanda Kosova kurumlarına, öğretmenler, okul müdürleri, belediye eğitim müdürlükleri ve Eğitim Bakanlığı'na bu endişemizi dile getirdik. Veliler olarak polisin öğrencilerin güvenliğini güçlendirmek ve okullarımızdaki şiddet olgusunu ortadan kaldırmak için birlikte çalışmasını talep ettik deniliyor. Ülkemizde bugün kısmen güneşli bir gün yaşanıyor. Günün en yüksek hava sıcaklığı başkent Prişin'de de 0 dereceyi gösterdi. Kosova Hidrometeoroloji Kurumu tarafından yapılan tahminlere göre yarın da gökyüzünde güneş eksik olmayacak. Günün en yüksek hava sıcaklıkları 5 ila 7 derece dolayında seyredecek. Sayın seyircilerimiz, haber bültenini burada noktalıyoruz. Yarın yeniden birlikte olmak dilekleriyle sizlerden ayrılıyoruz. Sağlıcakla kalın.